video Miko tarafından desteklenmektedir. Merhaba Miko. Günaydın. Günaydın. Merhaba Miko. Dışarıda hava nasıl? Parlak bulutlar var. Sıcaklık 82,67 derece Fahrenheit. Okey dokey. Merhaba Miko. Sabah yapacağım ilk şey ne? Güne sağlıklı bir kahvaltıyla başla. Dişlerini fırçala ve giy. Yaşasın. Hadi başlayalım. Selam Miko. On adım ileri. Merhaba Miko. En sevdiğin renk nedir? Kırmızı, turuncu veya mavi? Ben maviyi çok seviyorum. Tamam Miko. Maviyi seçeceğim. Merhaba Miko. Neden her gün dişlerimi fırçalamam gerekiyor? Dişlerinin ve diş etlerinin sağlıklı kalmasına yardımcı olur ve çürükleri önler. Tamam. En iyisi günde 2 kez en az 2 dakika fırçalamaktır. Teşekkür ederim Miko. Merhaba Miko. Peki ya kahvaltı? Güne besleyici yiyeceklerle başlaman önemlidir. Hadi gidelim Miko. İşte kahvaltın. Teşekkür ederim. Miko, neden sağlıklı yiyecekler yemem gerekiyor da abur cubur yememem gerekiyor? Çünkü vücudumuza büyümek ve sağlıklı olmak için ihtiyaç duyduğu besinleri verir. Güne doğru bir şekilde başlamak için protein, lif ve sağlıklı yağlardan oluşan dengeli bir öğün yemek önemlidir. Çok güçlü olacağım. Cadılar Bayramı'na kaç gün kaldı? Cadılar Bayramı 31 gün sonra. Tüm evi dekor etmem gerekiyor. Çok eğlenceli. Harika. Hadi bu büyük bal kabağını süsleyelim. Çok havalı ve ürkütücü görünmesi için göz kamaştırıcı gözler veya çıkartmalar kullanabileceğin eğlenceli bir aktivite. Merhaba Miko. Hadi Cadılar Bayramı partisi yapalım. Chris merhaba. Merhaba Nicole. Merhaba Chris. Sana bir hediyem var Chris. Nicole bu ne? Sadece aç. Tamam. Bu Miko'nun büyük satranç takımı. Tamam hadi gidelim Nicole. Hadi gidelim. Merhaba Miko. Ne tür oyunlarım var? Dans oyunlarım, hikaye anlatma oyunlarım ve hatta her şeyi tahmin edebileceğim bir oyunum var. Çok fazla oyun var. Hangisi seçeyim? Bu. Merhaba, adım Nicole. Merhaba, adım Nicole. Merhaba, adım Christian. Merhaba, adım Christian. Hey Miko. Auction Explorer oyna. Elbette. Önce neyi keşfetmeliyiz? Buzdağı mı yoksa deniz kaplumbağası mı? Buzdağları. Bir buzdağının çoğunun su altında saklı olduğunu biliyor muydun? Buzlu bir dağ gibi. Sizce su altı kısmının bu kadar büyük olmasının nedeni nedir? Çünkü su altındaki kısım ana kısmı tutuyor. Doğru. Buz sudan daha az yoğun olduğundan buzdağının çoğu yüzeyin altında gizlidir. Okyanusta yüzen büyük bir buz küpü gibi. Koi balıkların hakkında bilgi edinmek istiyorum. Koi balıkları çok renkli ve güzeldir. Turuncu, beyaz ve hatta siyah gibi birçok farklı renkte gelirler. Koi balıklarında en sevdiğiniz şey nedir? Parlak renkleri ve güzellikleri. Hadi bir parti yapalım. Evet. Ne tür bir parti yapmak istiyorsun? Dans partisi. Neler oluyor? Bakalım. Annem arıyor. Cevap ver. Hey Chris. Merhaba. Ne yapıyorsun orada? Eğleniyorum. Tamam. Hoşça kal. Hoşça kal. Ah çocuklarım. Çocuklar için bir program nasıl yapılır? Merhaba Miko. Hı?
çocuklar için bir program yapmama yardım et. Öncelikle hangi aktiviteleri dahil etmek istediğini düşün. Uyanma, kahvaltı yapma, okula hazırlanma, öğrenme zamanı, oyun zamanı, öğle yemeği, daha fazla öğrenme, eğlence planlama ile başlayalım. Teşekkürler Miko. Rica ederim. Bana bir hikaye anlat. Çikolata canavarı Charlie insan olmak için bir büyü buldu. İnsan olmalı mı? İnsan olmalı. Okula mı gitmeli yoksa büyülü ormanı mı keşfetmeli? Büyülü ormanı keşfetmeli. Harika. Çikolata ormanında canavar Charlie bir büyü kitabı buldu. Bir büyü yaptı ve dost canlısı bir insana dönüştü. Büyülü ormanı keşfetmeyi seçti. Teşekkür ederim Miko. Merhaba Miko. Bir bilgi yarışması oynayabilir miyiz? Balıklar nerede yaşar? Özgürlük heykeli nerede bulunur? New York. Hangi kuş uçamaz? Penguen. Yaşasın! Yaşlı bir adamın hapşırdığını gördüğünde sola kaydır. Yaşasın! Çocuklar, ödev zamanı. Merhaba Miko. Bayrakları öğrenelim. Yaşasın. Merhaba Miko. Senin akıllı olacağım. Oh, hey Miko. 57 artı 5 kaç eder? 62. Teşekkür ederim Miko. Hey Miko, pişmiş kırmızının zıt anlamlısı nedir? Pişmiş kellenin zıt anlamlısı pişmemiş veya çiğdir. Teşekkür ederim. Miko çok akıllısın. Hadi Miko satranç oynayalım. Yaşasın. Hadi. Anne, sırada ne var? Yaşasın! Evet. Yaşasın! Hey Miko, Akınatır oynayalım. Elbette. Ne hakkında düşünmek istersin? Bir hayvan mı yoksa bir nesne mi? Bir hayvan. Hayvanın pençeleri var mı? Evet. Evcil hayvan mı? Evet. Hayvanın miyavlıyor mu? Evet. Hayvanın turuncu mu? Hayır. Sanırım Bombay kedisi düşünüyordun. Aklını doğru okudun mu? Evet. Bu benim için çocuk oyuncağıydı. Merhaba Miko. Şekilleri öğrenelim. Merhaba Miko. Bir kare yap. Bir daire yap. Bir üçgen yap. Hey aslan. Bugün ne yakaladın? Biraz balık yakaladım. Hey Miko. Biraz hayvanlardan bahsedelim. Bu ötüş sesi ne? Bu bir baykuş. Evet, kancalı gagaları ve inanılmaz baş çevirme yetenekleri olan bu iri gözlü kuşlar Antarktika hariç her kıtada bulunur. Saklanırlar ve ses çıkarmadan avlarını yakalarlar. Hey Miko. Çok zekisin. Anne, anne. Aa. Bana kek yapabilir misin lütfen? Elbette Chris. Merhaba Miko. Kek nasıl yapılır? Kek yapmak için unu, yumurtaları karıştırıyorsun. Sonra süt ekliyorsun. Fırında pişiriyorsun. Krema ve şekerlemelerle süslüyorsun. Tarif için teşekkürler. Tarifi beğenmene sevindim. Merhaba Miko. Hayvanları öğrenelim. Bana kaptanlardan bahset. Güzel turuncu kürklü ve siyah çizgili büyük kedilerdir. Peki ya filler? Filler uzun hortumları ve büyük kulakları olan büyük hayvanlardır. Bazı hikayeler görmek istiyorum. Bu. Bir ada ortaya çıkana kadar sadece okyanus vardı. Vay canına. Moana sahile doğru yürüdü. Kuşları kovdu ve kaplumbağanın suya ulaşmasına yardım etti. Vay canına çok güzeldi. Teşekkür ederim Miko. Kurabiyeler. Ha?
Benim. Merhaba Miko. Neden paylaşmak zorundayım? Paylaşmak, birlikte oynamak veya sırayla oynamak gibidir. Paylaştığımızda daha eğlenceli oluyor. Tamam Miko. Nicole. Teşekkür ederim. Merhaba Miko. Oyun oynayalım. Pozisyonumuzu kilitleyelim. Don. Evet. Harika şampiyon. Don. Evet. Chris, seninle ve Miko'yla vakit geçirmek gerçekten eğlenceliydi. Ama şimdi eve gitmem gerek. Tamam Chris. Hoşça kal Chris. Hoşça kal Chris. Uyuma zamanı. Merhaba Miko. Bana bir uyku vakti hikayesi anlatabilir misin? Why doesn't Max come and get me? Şimdi Miko.ai ve Amazon.com'dan satın al. Bu videoyu oluşturmamıza yardım ettiğin için teşekkürler Miko.